Gerete TV'den iyi akşamlar sevgili izleyenler. Günün sıcak gelişmeleriyle karşınızdayız. Gaziantep 7. İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı bugün başladı. Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde yarın da açık kalacak fuarın açılışına konuşan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan istihdam seferberliğinin rakamlarını paylaştı. Gaziantep Valiliği, Gaziantep Üniversitesi ile Gaziantep Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü işbirliği kapsamında düzenlenen Gaziantep 7. İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı Gaziantep Üniversitesi'nde açıldı. İşsizliği azaltmak, istihdamı arttırmak ve mesleki eğitimlerle nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla iş arayan ve işverenlerin buluştuğu fuar kapsamında panel, seminer, kurs mülakatları ve konferanslar düzenlenecek. Gaziantep Üniversitesi Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde 2 gün süreyle açık kalacak fuarın açılışına konuşan Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla başlatılan istihdam seferberliğinin rakamlarını paylaştı. Bugün istihdam fuarını gerçekleştirdiğimiz Gaziantep ilinin rakamı 40.000'in üzerine çıkmıştır. Yani tüm Türkiye'nin bir yılda yaptığının çok çok fevkinde bir rakamı Gaziantep ilimiz gerçekleştirmişti. Ama iş gücü piyasasında işsizlik kadar önemli olan meselelerimizden birisi de nitelikli ve beceri sahibi insanı bulmaktır. Onun için ısrarla söylüyoruz, aracılığınızda bir defa Türkiye kamuoyuna ve çalışmak iradesinde olan insanımıza ifade etmek isteriz diye Türkiye iş gücü piyasasında mesleği, niteliği, becerisi, çalışma iradesi olana her daim iş imkanları ve fırsatları söz konusudur. Uzunkaya kurum olarak geçen yıl 1.240.308, bu yıl dolmadansa 1.450.000 kişi işe yerleştirdiklerini söylerken Gaziantep'in rakamlarını vermeyi de ihmal etmedi. 2017 yılında tarihinde ilk defa 1 milyonun üzerine çıkarak 1.057.249 kişi işe yerleştirdi. 2018 yılında istihdam seferberliğinde bu rakam 1.240.308'e çıkmıştır. Ve bugün ilk defa açıklıyoruz. 2019 yılında bunca zorluklarımızın rağmen bugün itibariyle bir yılda, daha yıl dolmadan 1.450.000 insanımızı işe yerleştirmesine aracılık yapan bir Türkiye'den ve İşkur'dan bahsediyoruz. İşkur Gaziantep İl Müdürü Sıra Çekin'de fuarı gerçekleştirmekten gurur duyduklarını belirterek şunları söyledi. Bütün dünyanın sorunlarından bir tanesi olan işsizlikle mücadelenin en belirgin noktasındayız. İşsizlikle mücadele etmek, istihdam yaratmak her bir ferdin, her bir bireyin ana temel hedeflerinden bir tanesidir ki biz bugün Gaziantep İşkur olarak bütün ortaklarımızla beraber Sayın Bakanımızın, Genel Müdürümüzün, Büyükşehir Belediye Başkanımızın, Valimizin, Rektörümüzün de ortaklığıyla icra ettiğimiz bu fuara çok büyük katılım ve destek bekliyoruz. Gördüğünüz gibi her taraf tıklım tıklım standlar açılıyor. Bu standları ziyaret edecek olan işverenlerimiz kendilerine iş imkanı arama kanallarını bulup işe yerleşeceklerdir. İstihdam yaratılacaktır. Türkiye'de milli bir seferberliğin başladığını belirten Gaziantep Üniversitesi Rektör Vekili Profesör Doktor Metin Bedir, bu milli seferberliğin başında istihdamla ilgili milli politikaların yer aldığını ifade etti. Hepinizin bildiği gibi ülkemizde milli bir seferberlik başlatılmış durumda bulunmaktadır. Bu milli seferberliğin başında ise istihdamla ilgili yürütülen milli politikalar yer almaktadır. Uzun yıllardır devam eden bir takım ekonomilerden dolayı sizlerin de malum olduğu gibi ülkemiz bir takım badirelere ve yine sizlerin de malum olduğu gibi uluslararası cereyan eden global ekonomik krizlerden ülkemiz başarıyla çıkmasını başarmıştır. Açılış konuşmaları sonrası İşkur İstihdam Enderi'nin ödül töreni düzenlendi. Sıradaki haberimizle devam edelim. Gaziantep'in İslah ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosikletle 4 metreden evin bahçesine uçan sürücü yaralandı. İslahiye'de 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü motosikletle 4 metreden evin bahçesine uçtu. Kaza akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesi Şehit Öğretmen Emine Çiğden Caddesi'nde meydana geldi. KB idaresindeki plakasız motosiklet yol kenarındaki 4 metre yükseklikten evin bahçesine uçtu. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Yaralı sürücü kaza yerine çağrılan ambulansla İsahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı gencin durumunu ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Emniyet kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Sevgili izleyenler, Şehit Kamil Belediyesi'ne bağlı hizmet veren aile merkezlerinden yararlanan kadınlar, Elden Ele Göz Nuru isimli mağazada artık ürettikleri ürünlerin sergilemesini ve satışını gerçekleştirecek. Göreve geldiği ilk günden itibaren kadınların üretime dahil olmaları ve para kazanmaları için çok sayıda projeyi başarıyla gerçekleştiren Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, kadınlara yeni bir olanak daha sundu. Toplam 37 aile merkezinde 14 farklı branşta eğitim gören kursiyerler, ürettikleri ürünlerin sergilenmesini ve satışını Şehit Kamil Belediyesi tarafından açılan Elden Ele Göz Nuru isimli mağazada yapacak. Açılan mağazada satış yapan kadınları ziyaret eden Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu hem üretilen ürünleri inceledi hem de kadınlarla sohbet etti. Başkan Rıdvan Fadıloğlu'nun ziyaretinde AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, AK Parti Gaziantep İl Kadın Kolları Başkanı Feray Yılmaz'la AK Parti Şehit Kamil İlçe Kadın Kolları Başkanı Hülya Kılıç da eşlik etti. Şehit Kamil Belediyesi olarak aile merkezlerimizde, 37 aile merkezimizde hanım kardeşlerimizin üretmiş oldukları ürünleri burada alışveriş merkezinde bir standta aynı zamanda hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Amacımız burada özellikle hanım kardeşlerimizin üretmiş oldukları kendi ihtiyaçlarının ötesindeki aile bütçelerine katkı sağlayacak şekilde ürettikleri ürünleri direkt tüketiciyle buluşturmak. Burada her hafta iki aile merkezimizden hanım kardeşlerimiz geliyorlar. Kendi ürünlerini burada birebir pazarlıyorlar. Bu şekilde aile bütçelerine katkı sağlamış oluyor. Biz zaten göreve geldiğimiz andan itibaren üzerinde durduğumuz en önemli konu hanım kardeşlerimizin öncelikle eğitim almalarını sağlamak, kendi ihtiyaçlarını görmesini sağlamak, daha sonra da aile bütçesine katkı koyabilmelerine destek olmak. Bugün onlara o ortamı sunmanın gururunu yaşıyoruz. Mağaza cumartesi ve pazar günleri 10 ila 21.30 saatleri arasında açık olacak. Her hafta iki farklı aile merkezi kursiyerleri ürünlerini sergileyerek satışa sunacak. Gaziantep Barosu Staj Eğitim Merkezi tarafından avukatlık meslek hukuku konulu panel düzenlendi. Panelin açılışında konuşan Gaziantep Baro Başkanı Bektaş Şarklı, Türkiye'de birçok olumsuz olayın yaşandığını dile getirirken bir şeyleri de değiştirmek için mücadele ettiklerini söyledi. Gaziantep Barosu Staj Eğitim Merkezi tarafından avukatlık meslek hukuku konulu panel düzenlendi. Panele konuşmacı olarak Gaziantep Baro Başkanı Avukat Bektaş Şarklı, Adana Baro Başkanı Avukat Veli Küçük, Aydın Baro Başkanı Avukat Gökhan Bozkurt, Mersin Baro Başkanı Avukat Bilgin Yeşilboğaz, Hatay Baro Başkanı Ekrem Dönmez katıldı. Hem stajyer avukatlarımızın hem hukuk fakültesi öğrencilerinin daha mesleğin başında ve mesleğe başlamadan evvel avukatlık meslek hukuku, avukatın sorumlulukları, avukatın yükümlülükleri ve ödevleri ve baro, büro, adliye ilişkileri anlamında kendilerini geliştirmeleri, mesleğe başladıklarında meslek adına kafalarındaki oluşan birçok soru işaretini bu tarzda baro ile olan ilişkileri geliştirerek gidermelerini amaçlamaktayız. Avukatlık mesleğine ilk adım olan avukatlık stajının içindeki bu ve benzeri panellerde özellikle biz stajyer avukatlar için mesleğin gelişmesi ve mesleğin sorunlarının çözümlenmesi hususunda bu tür etkinliklerin faydalı olduğu ve olacağı kanaatindeyiz. Panelin açılışında konuşan Gaziantep Baro Başkanı Avukat Bektaş Şarklı, Türkiye'de olumsuz olayların yaşandığını dile getirirken Gaziantep'te cinsel istismarın %350 oranında arttığını söyledi. Bugün amacımız biraz şu olacak. Yani biz çevremizdeki barolar olarak toplumsal dosyaları, işte özellikle kadına yönelik şiddet dosyalarına, örneğin Mersin'de işte Özgecan dosyasına, Adana'da Aladağ dosyasına, Aydın'da işte jeotermal santrallerle ilgili yapılan mücadeleye kendimize bir konsept belirledik ve hem anayasadan kaynaklı hem avukatlık kanunundan kaynaklı olarak toplumsal aslında bir yandan da avukatlığın bu yönüyle bir mücadele vermeye çalıştık. Birlikte mücadele verdim baro başkanlarıyla. Bunun yetkisini de hem avukatlık kanunundan aldık, hem anayasadan aldık, hem çevreden aldık. Çünkü niye? Türkiye'de hakikaten olumsuz şeyler oluyor. Yani bugün kadına yönelik şiddet, cinsel istismar dosyalarının sürekli arttığı bir dönem. Mesela
Gaziantep'te cinsel istismar dosyalarının son bir yılda %350 artması gibi. Kadına yönelik şiddet vakalarına bakıyorsunuz. Sürekli her gün maalesef bir olayla karşılaşıyoruz. Yani bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Buna ilişkin bir şeyler yapmak istiyoruz. Bir şeyler değişsin istiyoruz. Aslında yaptığımız mücadele biraz da bu. Yani var olan sadece avukatlık mesleğine ekonomik anlamda katkı sağlasın. Sadece avukat arkadaşlar cebine para koysun. Sadece onun maddi boyutuyla ilgilensin istemiyoruz. Yani işin bizim açımızdan şöyle önemli var. Çıktığımız topluma karşı vicdani anlamda yaşadığımız, yaptığımız vicdani sorumluluğu belki yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu haberimizle birlikte bülteni burada noktalıyoruz. Tekrar görüşünceye dek bizden ayrılmayın. Hoşçakalın.